Action Antalya Özel'den hepinize merhaba. Yoğun, sıcak bir güneşin altındayız. O yüzden güneş gözlüklerimiz var. Dolayısıyla şimdi şunu söylemem gerekiyor. Televizyon programcıların tarafsız olması bekleniyor ama ben bu yanında maalesef tarafsız olamayacağım. Çünkü çok sevdiğim 4 tane arkadaşımla birlikteyim. Ve çok sevdiğim filmlerin yaratıcısı Ümit Ünal'la birlikteyim. Bu Antalya'da da yarışan filmi Aşk Büyü vesaireyi izledik. Her zaman olduğu gibi bir Ümit Ünal'ın bayıldığım filmlerinden biri oldu. Hepinizi çok 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 tebrik ediyorum ve kucaklıyorum. Çok yayında teşekkür ederiz. Sonra bir sarılacağım hepinize. Tamam. Ya senle çok konuşacağım Ümit ama Selen sen bize filmi birkaç cümleyle istersen özetle. Tamam. Çünkü filmi izlemedi seyircilerimiz. 20 sene sonra tekrar karşılaşan, daha doğrusu karşılaşan değil, bir tanesi bir yüzleşme için gelip diğerini buluyor. Ve 20 sene sonra, 20 sene önce olan bir hikayenin devamını yaşamaya başlıyorlar. Önce yüzleşmeler yaşayarak. Adada geçiyor film. Ve bu iki kişinin arasında da bir özel ilişki var. İzleyince göreceksiniz. Evet. Gizem dolu konuştum. Selen Uçer ve Ece Dizdar geçmişten bugüne taşınan bir aşkın kahramanları. Ben daha iyi özetledim. Ya gizemli konuşmaya çalıştım lütfen. İki peki, tane peki. Kişi aralarında özel bir şey falan diyerek. Peki Ümit'ciğim Yeşilçam geleneğinden geldin. İnanılmaz senaryolar teyzem, hayallerim, aşkım ve sen. Filmi şöyle okudum, bilmiyorum doğru mu, onu lütfen sen şey yap, onayla. Yeşilçam klişelerinden beslenen zengin kız, fakir erkek, aşka düşerler. Zengin kızın ailesi bu duruma isyan eder, aradan ayrılırlar, aradan yıllar geçer ve tekrar bir araya gelirler. Doğru mu okumuşum, bu klişelerden beslenerek mi hayata geçirdim bu senaryoyu? Onunla zaten filmin içinde şakasını da yapıyoruz. Selin'in canlandırdığı Reyhan karakterinin öyle bir repliği var. Ya işte bizim yaşadığımız tam da hani fakir kız zengin kıza tutulur gibi bir şey espri yapıyor. Ben evet Yeşilçam'ın içinde doğdum büyüdüm. Yeşilçam'ın ustalarıyla çalıştım. Halit Refik, Atıf Yılmaz, Ertem İlmez hepsinin yanında sinemayı aslında onların yanında öğrendim diyebilirim onlarla çalışarak. Zaten bence o Yeşilçam'ın hani eski Türk filmi dediğimiz şey neredeyse bizim genlerimize işlemiş bir şekilde. Toplum o filmleri çok özümsemiş yani. Ben de bu toplumun bir üyesi olarak o filmlerle büyüdüm ve tabii ki hafızamda canlılar her zaman. Ve bu film aslında benim o Yeşilçam hani melodram geleneğine kendimce bir cevabım diyeyim. Benim daha modern bir yorumum olarak görüyorum. Şöyle söylemek istiyorum. Aşkın cinsiyeti yoktur. Evet. Türk sinemasının neredeyse 25 yıl sonra evet yan motif olarak kullanılan ikinci aynı cinsten insanın aşka düşmeleri anlatıldı ama hep yan motifte 25 yıl sonra Atıf Yılmaz'ın şahane filmi Düş Gezginlerinden 25 yıl sonra iki kadını başrolü oturtan ve neredeyse onlardan başka kimseyi de içine katmayan bir hikayeyle karşımıza çıkıyorsun. Evet. Ona dair neler söylemek istersin? Filmle ilgili duyduğum en güzel eleştirilerden bir tanesi, bunu da birkaç kişiden duydum, tek kişiden değil. Filmi seyrederken iki kadın arasında yaşandığını unuttuk. Biz bir gerçekten büyük bir aşk hikayesi izledik dediler. Bu benim çok hoşuma gitti. Filmde de aslında yapmak istediğim buydu. Filmin derdi iki kadın, bir kadın bir erkek, iki erkek olması değil. Filmin asıl hikayesi zaten bu iki karakterin arasındaki sınıfsal çelişki ve buradan doğan marazlar. İkisinin kadın olması hikayenin bir detayı. Ben bunu hikayenin, tabii ki hikaye bunun üzerine kurulu ama hikayenin asıl meselesi bu değil. Yani hikayenin asıl meselesi dediğim gibi zengin kız, fakir kız olması ve bu
bir kadın bir erkek de olsa benzer şekilde işleyecekti ve belki aynı şekilde acı çekeceklerdi. Ve o bu duyduğum eleştiri çok hoşuma gitti. Eğer seyirciye ben şimdi bir iki kadın arasındaki bir aşk hikayesi izliyorum duygusunu unutturabildiysem, ki sanırım unutturduk. Yani dün soru cevap sırasında da onu algıladım. Ve seyircinin film bittiğinde tepkisi de olağanüstüydü. İnanılmaz ayakta alkışlandı filan. Onu unutturabildiysek benim için büyük bir başarı. Yani hikayenin kendisine dikkat çekebildiysem benim asıl yapmak istediğim buydu. Sevgili Ece ve sevgili Selen, ikinize de aynı soruyu sormak istiyorum. Filmin başından sonuna kadar perdede siz dedik ve bundan da müthiş keyif aldık. Siz bu kadar güçlü iki kadın karakteri canlandırırken referanslarınız neydi, nelerden beslendiniz? Ümit'in sadece verdiği direktifler yeterli miydi? Nelerden, yani tabii ki bir sürü çalışma yöntemi oluyor oyuncunun kendine has. Fakat tabii çok izledim, çok okudum, bilmediğim şeyleri çok araştırdım. Ümit'e çok soru sordum, birbirimize çok danıştık, görüştük, konuştuk, çok pro yaptık. Birkaç ay çalıştık birlikte. Yani böyle. Peki. Selen, bir de şunu söylemem gerekiyor ki Selen'in Ümit'le üçüncü filme dişlerini kamaştıran ikinci aradan sonra ikinci rol diye okudum ben bunu. Ne diyorsun? Ümit'le çalışmak, bu role dair neler söylemek istiyorsun? Bunu söylemek hoşuma gidiyor. Ben çocukluğumda teyzem izleyerek bu mesleğe ilgi duymuş bir kişiyim. Hani TRT2'de teyzem izliyordum. Millet Star Wars izlerdi. Ben teyzem izlemiştim ve beynime o yerleşmiş. Seneler sonra karşılaştık. Sonra Anlat İstanbul'da oynadım. Sonra Ara benim için hani çok önemli bir roldü. İlk defa daha büyük çevrelere ulaştığım bir roldü. Ve 12 sene sonra beraber çalışmanın duygusal tarafı çok yoğun bir yandan. Ve kendisini de zaten onu da söyledim ama bir yandan öyle bir hikayemizde şeyleri var ki sonra da hep görüşmeye de devam ettik. Bir mentor olarak görmüşümdür onu. Ve 12 yıl sonra tekrar bir araya gelmek ve bu şeyden bir şey anlatmak çok heyecanlıydı. Ve ben de hani oyunculuk Ece ile aslında işe bakış tarzımız benziyor ve çok çalıştık gerçekten. Çünkü sorumluluk bizde olduğunu biliyorduk ve o çalışma disiplininde de çok uyuştuk. Evet, ve kesinlikle. De yani onun dışında çalıştık elimizden, yani bu hikayeyi daha iyi anlatmak için ne gerekir diye uğraştık ikimiz de. Evet, yani daha önce de söyledim, bir 72 sayfa senaryo, başından sonuna kadar konuşuyoruz, göz göze, diz dizeyiz, yani sürekli birbirimize çok güvenip birbirimize çok evet. konuşmak durumundaydık. Evet. Başka türlü olmazdı, biri olmadan diğeri olamazdı bu filmde. Bu bir çok de, kıymetliydi bizim için. Kesinlikle, ve birbirimizi besledik. Ne güzel bir de bir aşk hikayesi olması, ben de hep öyle baktım. Yani sınıf farkı olan bir aşk, yani yaş olamayan bir aşk. Ve ilk başta da söyledim ya, nokta konulmamış, cevapsız kalmış. Mektuplar da çok önemli bir yandan ya evet. filmin içinde. O benim ilk senaryoyu okuduğumda böyle öyle içime şey yapmıştı ki. Çünkü hepimizin hayatında nokta koymamış ilişkiler var. Nokta konulmamış, havada böyle asılı kalmış şeyler var. Hani sevgi hiç kaybolur mu gibi bir mektupta bir laf ya. Ya evet. O kadar büyük sevgi nasıl kaybolur? Ve 20 sene hiçbir cevap verilememiş. O tarafından bakarak girdim ben bu işe. Ve işte ve ikimiz de zaten, Ece de öyleydi. Buralarını konuştuk zaten biz. Efendim? Yani hep buralarını konuştuk, evet, hep evet. buralarını irdeledik zaten. Yani iki kadın zaten. Olmasını hani... Tamam, Ece bir kadın, evet. Seyirciye bu kısmı hani geçti Ümit dedi ya, hani çok sevdiğim bir yorum oldu. Çünkü biz tamamen burasından baktık üçümüz evet, de. Evet. O yüzden bu böyle yansıyor bence. Evet. Ve o eleştiri yani o kadar güzel ki unuttuk iki kadın olduğunu. Evet. Çünkü aşkı hissettirmekti amaç. Evet, bunu da çok iyi hissettirdiniz, şahane oyunculuğunuzla. Bir dakika şimdi şöyle... İşte büyücümüz. Ayşenin Şamlıoğlu. Evet. Yani bir dakikada olsa bir oynadığı rolü
o kadar parlatan, o kadar büyüleyici hale getiren bir oyuncu ki yine şahane bir büyücü kadındı, oynadı bize. Evet, biraz. Ama sizler şahanesiniz de ondan bu kadar şahane olabildi. Yani şöyle diyeyim, ben güya büyüyü bozması gerekeni fakat öyle bir büyü kurmuş durumda ki Ümit Ünal, bozabilmeme imkan ve ihtimal yok. Ve nitekim bozamadım tabii ki. Bozamadım, bunlar gene birbirlerine aşık olarak yürüdüler. Çok haz duyarak, çok mutlu olarak yer aldığım bir film oldu. Yani Ümit'le zaten yan yana gelebilmek bir düştü benim için. Her zaman ardında olduğumdu. Nihayet bu düşüme kavuştum. O yüzden sonsuz mutluyum. Dün akşam yükselen alkışlarla aa işte bu oldu. İşte o çığlık. Ve bu iki cadı, öyle şahane iki cadı ki üç cadı oldular. Bu üç cadının kurduğu büyüyü bozabilmeye imkan yok. Ne güzel. Mümkün. Ne güzel, ne mutlu. Çok teşekkür ediyorum. Ben birazcık da bundan sonraki yolculuğuna dair planladığınız veya öngördüğün bir şeyler var mı? Onunla bitirelim. Film henüz çok yeni. Hı-hı. Antalya'da ilk kez seyirciyle buluşuyor. Zaten stüdyodan da işte bir ay olmadı galiba biteli. Stüdyodan da yeni çıktı. Duman üstünde daha. Uluslararası birkaç festivale başvurduk dünya çapında. Onlardan cevap bekliyoruz. Cevap almadığımız çok yer var. Yeni yeni belli olacak herhalde. Vizyon konusunun da şu an bilemiyorum. Dağıtımcılarla henüz görüşmedik ama vizyona girmesini çok istiyorum. Ne kadar çok seyirciye ulaşabilirsek tabii o kadar iyi. Tabii. Ne kadar, yani bu filmi herkes seyretsin istiyorum ben de. Ümit, son olarak şunu da sormadan geçemeyeceğim. Filmin finalinde şahane bir şarkı dinlettin. Onunla dair birkaç cümle söyler misin? Ezgi Altıner'in Rüya Bozumu şarkısı. Cihan Mürtezaoğlu ile birlikte söylüyorlar. Ben o şarkının yıllardır hastasıydım. Fakat hiçbir albüme henüz girmemişti. Sadece YouTube'da bir kaydı vardı. Ben onu defalarca indirdim. Defalarca her gün dinleyerek, çok severek bu filme dahil etmek istedim. Ezgi ile öyle tanıştık ve Ezgi bu film için şarkıyı bir kere daha kaydetti. Özel bir kayıt yaptı ve filmin son jeneriğinde yer aldı. Bence filmin finalinin güçlü olmasına çok katkıda faydası bulundu. Oldu. Şarkının adını Rüya Bozumu. Rüya Bozumu. Ezgi Altıner. Ezgi Altıner. Bulun, dinleyin. hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Antalya özel programımız burada sona eriyor. Vizyonda da sizi konuk etmek dileğiyle. Hoşça kalın.